Ve bölücü terör örgütüyle girdikleri çatışmada şehit olan askerlerimizin sosyal medya paylaşımları yürekleri burktu. Piyade sözleşmeli er Emre Taşkın vasiyetinde annesine ve babasına seslendi. Kardeşim ölürsen ilk başta babam ağlamasın, annem fazla üzülmesin. Terör örgütünün saldırısında şehit düşen Mehmetçiğin son paylaşımları yürekleri dağladı. Piyade sözleşmeli er Emre Taşkın'ın vasiyeti ortaya çıktı. Kardeşim ölürsen ilk başta babam ağlamasın, annem fazla üzülmesin. Bol bol paylaşın lan beni. Herkes böyle paylaşsın istiyorum. Türkiye şehitlerini ağlıyor. Şehitlerden geriye kalan paylaşımlar acıya acı kattı. Sözleşmeli arasam, komutanım şehit falan olursam bu videom sizde kalsın. Saygılar. Elazığlı piyade sözleşmeli er Kemal Aslan'ın babası Mehmet Aslan, şehit oğluyla çektirdiği fotoğrafı "Oğlum şehit oldu, ne mutlu bana" notuyla paylaştı. Şehit piyade sözleşmeli er Enes Budak'ın paylaşımı ise binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Selam! Vur! Şehit piyade sözleşmeli er Yasin Karaca'nın silah arkadaşlarıyla çektiği video yürekleri burktu. Komutanım, yolumuz ne yolu? Şehitlik yolu. Helal komutanım. Kızıl elmaya kadar devam. İşte geriye sadece bu görüntüler kaldı. Terör örgütünün 2 günde 12 Mehmetçiği şehit etmesinin ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatları düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler operasyonları bizzat sevk ve idare etti. Güler, Pençekilit bölgesindeki saldırılar sonrası etkisiz hale getirilen terörist sayısının 30'a yükseldiğini açıkladı. MİT de Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği nokta operasyonda terör örgütü PKK-YPG'nin sözde Aynel Arap sorumlusu Bahoz Afrin Kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi. Bugüne kadar şehitlerimizi kanlı yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Türkiye 2 günde 12 şehit verdi. Ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı başlatıldı. Çok sayıda terör hedefi imha edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler operasyonlar sonrasında açıklama yaptı. Acımız büyük ancak evlatlarımızın intikamını almak için irademiz tam. Bugüne kadar şehitlerimizi kanlı yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Hiçbir hain terör örgütü mensubu Kahraman Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacaktır. Operasyonları Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden sevk ve idare etti Bakan Güler. Kararlılık mesajı verdi. Bu saldırıda bir kez daha göstermiştir ki can çekişen hain terör örgütü son çırpınışlarını vermektedir. Operasyonlarımız kim destek verirse versin, eli kanlı teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar artan bir şiddet ve baskı ile aralıksız taarruzi anlayışla devam edecektir. Gece boyunca operasyonları yöneten Güler, günün ilk ışıklarıyla Irak sınırına gitti. Beraberinde Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi de yer aldı. Bakan Güler, Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde yaralanan askerleri ziyaret etti. Ardından 23. Piyade Tümen Komutanlığı'na geçti. Bölgede inceleme ve denetlemeler de bulundu. Milli İstihbarat Teşkilatı da Suriye'de nokta operasyona imza attı. Suriye sınır hattında konuşlu güvenlik güçlerine yönelik tacizlerin sürdüğü Ayn el Arab'da PKK-YPG'nin sözde sorumlusu Bahoz Afrin Kod adlı terörist etkisiz hale getirildi. Bir operasyon haberi de İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Kahramanlar 35 operasyonu 10 ilde düzenlendi. Kış aylarında kırsalda eylem hazırlığında olan teröristlere ait 58 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Çok sayıda antitank, roket atar ve lav silahıyla obüs mühimmatı ele geçirildi.